Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la la lay la 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 lay 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 lay. Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda, aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurdular, yunusuna emraha, bütün alem kurban benim yurduma. Lay 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 lay. Mecnun'a, Leyla'sına, erişilmez sırrına, sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin, bir başkadır benim memleketim. Evet, sonunda Tralles'teyiz. Bugün çok mutluyum. Sağ olsun Bekçi özel izinle beni içeri aldı. Çok geziyorum, antik yerleri geziyorum. Kazıyla devam eden, kazısı devam eden ama ziyareti açık birçok antik kent var. Hiç kapalı görmedim, bir tek burası kapalı. Bunu da anlamadım. Yani müze müdürüyle, Ali Bey'le görüştüğümde ben daha önceki geldiğimde biraz harcama ödeme olmadığından yakınıyordu. Tabii destek gerekiyor diyordu ama şurayı açsa, ziyareti açsa, gelen giden de çokmuş, hep kapıdan dönenler. Biraz olsun buraya 3-5 kuruş girerdi diye düşünüyorum. Şimdi Tralles. Hemen girişte bizi hamam cimnazyum karşılıyor. Arkamdaki üç gözlere gideceğiz. Orası zaten yıllardır olan, buranın aydın bir simgesi artık. Hamam cimnazyum karşılıyor ama hamam cimnazyumdan önce burası bir agora olduğunu ben düşünüyorum. Neden? Çünkü sütunlardan belli. Orası bir agora. Merkezi alanlarda umumi tuvaletler olur. Ben size Magnezya'da ve Efes'te de anlatmaya çalıştım. Antalya'da ben umumi tuvalet hiç görmedim antik şehirlerde ama Aydın'ın antik şehirlerinde, Efes'te, Magnezya'da hepsinde var ve Tralles daha önce gezmiştim, görmüştüm. Ben buranın kazı aşamasında sadece çıkarılmış yarı alanını görmüştüm. Ama şimdi bitmiş. Hep Tralles'in umumi tuvaletini ben örnek veriyordum. Şu anda oradayım ve şöyle söyleyeyim size. Umumi tuvaletler biliyorsunuz, genellikle ya duvar kenarındaki Magnezya'daki gibi bir şelale tarzı bir şey olur. Ya da ortada bir devamlı su akan bir gölet olur. Neden? Çünkü su çıkarması lazım, ses çıkarması lazım. Çıkardığı seste dedikoduları, konuşmaları örtmesi için, bir de tabii insanlar tuvalette doğal sesleri örtmesi için. Ama burada ortada çok büyük geniş bir alan var. Sanıyorum bu alan su doluydu. Sanıyorum burası su doluydu. Ve şurada da bir havuz var. Burada da bir havuz var. Karşı alanlar tabii mermerlere çok iyi restore etmişler. Hepsi duruyor. Çok da büyük bir umumi tuvalet burası. Sesim yankılanıyor adeta. Bakın. Çok derin bir kanalizasyon. Ki diğer duvar dibinde de aynı şekilde gösterdim. Çok derin bir kanalizasyon. Ve insanların oturup burada tuvaletini yaptığı ayak izleri, taşların aşınmasını hala görebiliyoruz. Bakın. Oturdukları zaman tuvaletlerini yaparken bastıkları ayaklar ve taşların aşınması. Yani buranın çok büyük, Efes'ten de büyük bir umumi tuvaleti var gördüğüm kadarıyla. Metropol bir, Tralles bir metropolmüş. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma.
her köşesi cennetin, ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la la lay la 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 lay 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 lay. Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda, aşıklar destan yazar. Daha tabii restorasyonu bitmemiş. Olduğu gibi bu alan çıkarılmış, tuvalet. Gördüğünüz gibi karşı kısım, şu köşe restorasyon yapılmış. Tabii mermer kullanıldığı için çok pahalı oluyor restorasyonu, onu söyleyeyim. Şöyle U şeklinde geliyor burası. Burada bir kapı var, hemen meydana açılıyor. Ve burada da devam ediyor. Şu taşlar, duvardaki taşlar da şeyi tutuyor. İnsanların oturup tuvaletini yaptığı, aynı karşıdaki tarz tuvalet şeklini alıyor. Mimari açıdan duvarın içine gömmüşler büyük taşlar, üzerine mermerler. İnsanlar gelip üzerinde oturuyor ve ne kadar derin bir kanalizasyon. Ne Efes'te, ne Magnezya'da, ne de diğer antik şehirlerde ben bu kadar net bir tuvalet görmedim. Tralles çok güzel bir örnek. Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda, aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurdular, yunusuna emraha, bütün alem kurban benim yurduma. Lay 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 lay. Mecnun'a Leyla'sına erişmez sırrına, sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin, bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la la lay lay la la lay la la lay 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 lay. Gözü pek yanık bağrı, türkü söyler çobanı, zengin fakir hepsi de sevdalı. Ben gönlümü eylerim, gerisi Allah kerim, bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la 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 la. Bir başkadır benim memleketim. Seninle bir dakika mutlandırıyor beni. Bir dakika siliyor canım yılların özlemini. Seninle bir dakika mutlandırıyor beni. Bir dakika siliyor canım yılların özlemini. Hasret tükenmez gibi kavuşmak bir dakika. Sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika. La 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 la. Seninle buluşmamız bir dakikada geçti. Gözlerim gözlerini canım bir dakikada içti. Seninle buluşmamız bir dakikada geçti.
Gözlerim, gözlerin canım, bir dakikada içti. Hasret tükenmez gibi, kavuşmak bir dakika, sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir şimdi dakika. Tralles tabi anlatırken duygulanıyorum da. Neden? Benim çocukluğum buralarda geçti. Buralarda top oynardık biz. 12-18 yaş arası diyeyim ben. Hep gelirdik buralara. Dayımlar da hemen altındaki mahallede otururdu. Yakındı. Her geldiğimizde buraya çıkardık. Dayımlar bu üç gözler dediğimiz yapının üstüne tırmanırlardı. Biz tırmanmayı denedik. Belli bir kısmına kadar çıkabildim. Düşme korkusuyla gözüm yemedi. Hep çıkamazdım. Ama bu alan... Hiç farkında değildik biz çocukken ne olduğu, neye benzediği, neden bunlar var bilmiyorduk. Ve bu alan yoktu. Sadece üç gözler vardı. Bir de toprak üstünde birkaç böyle yapı falan vardı. Şu karşıdaki, şöyle söyleyeyim. Karşıdaki sütunlar dahi yoktu. Toprağa gömülüydü, kazıyla çıkarılmış ve kırıklar bulunmuş, üzerine eklenmiş. Ve bu alan tabii sadece üst kısımları vardı. Alt kısımlar kazılarla çıkarılmış ve cimnazyum. Buranın cimnazyumu farklı. Tabii umumi alan, cimnazyum hepsi aynı zamanda bu üç gözler dediğimiz yer heybetli liman kapısıdır. Liman girişidir. Biz öyle biliyorduk. Ama önündeki diğer kazı yerlerini de ben göstereceğim. Kazılarla ortaya çıkarılmış alanlar var. Zamanla deniz çekilince tabii burası liman kenti olmaktan çıkmış. Agora, ostunların olduğu yer Agora, umumi tuvaletler ve cimnazyum. Burası toprak altında kaldığı için daha korunmuş. Tuvaletler olsun ve şu havuz alanı. Hamam, cimnazyum, hamam. Buranın hamam olduğu çok belli. Kazılarla çıkarılmış, görüyorsunuz. Biraz da restorasyona ihtiyacı var. Restorasyonla burası ayağa kalkar. Çünkü etrafta çok fazla restorasyonunu tamamlayacak taşlar, sütunlar var. Biz buralarda top oynardık. Hiç bilmezdik ne olduğunu. Ve şimdi kazıyla buraları hep ortaya çıkmaya başladı. Umutlandırıyor beni. Bir dakika siliyor canım yılların özlemini. Seninle bir dakika umutlandırıyor beni. Bir dakika siliyor canım yılların özlemini. Hasret tükenmez gibi, kavuşmak bir dakika, sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika. Hasret tükenmez gibi, kavuşmak bir dakika. Tralles'in tarihçesi. Tabii benim bildiğim Aydın'da yaşarken yerel hikayeleri var. Ama şöyle biraz da tarih okuduğum zaman şunu söyleyeyim. 10. yüzyıla falan dayanıyor. Dor akınlarından kaçan kavimlerden Traller buraya gelmiş ve Tralles'i kurmuş. Tıpkı magnetler gibi, magnezyumu kuranlar gibi. Magnetler tabii Truva Savaşı'na katılmışlar. Onlar da Apollon'un kehanetiyle bir 80 yıl Girit ya da Rodos'ta yaşadıktan sonra kendinize bir şehir, bir ülke kuracaksınız demiş Apollon. Ve geliyorlar. Magnezyumu kuruyorlar. Traller de buraya Dor akınlarından geliyor ve burada bu kenti kuruyorlar. Pers kralı Kiros, yani
Daha önceki videomda şu Sencan'ı bahsederken, Sencan Kilisesi'ni anlatırken Efes'teki özellikle Tombis'e girmiştim. Çünkü Tombis Kiros'u yendi. Kiros'u öldürdü. Persleri bitirme noktasına geldi. Ama Kiros'un babası ve Kiros özellikle bu akımlarda taburolara kadar gelmiş Persler. Büyük İskender de gelmiş. Tabii Büyük İskender bütün videolarımızda var. Büyük İskender tabii Tralles biraz tepede kalıyor. Aynı Nysa gibi. Nysa'da tabii Spradon, ünlü tarihçi Spradon yaşadığı kent. Spradon'un anlattığı kadarıyla Tralles bir liman kenti ve Perslere kadar savaşlar vermişler. Büyük İskender'le iyi geçinmişler. Büyük İskender fethede de gidiyor, kalmıyor. Yani artık bunu Antalya'daki antik şehirlerde de anlatmıştım. Bunu anlamış şehirler. Tamam, fidyesini veriyor, rüşvetini veriyor. Tamam, biz sana bağlıyız diyorlar ama gene kentler lideriyle beraber, halkıyla beraber yaşamaya devam ediyor. Niye, ne gerek var savaşalım diyorlar. Tralles onlardan biri. Bir metropol. Şöyle söyleyeyim, arkamdaki dağlara kadar uzanıyor. Orada dahi mezarlar var. Yolda şöyle bir gittiğim zaman mezarlar var. Burada antik tiyatro göremedim. Antik tiyatro göremediğim tek şehir. Ki bu kadar büyük bir metropol olmasına rağmen. Neden? Çünkü şehrin hemen şu gösterdiğim size jimnasyum hamamın olduğu hemen arkası şu ağaçlık askeri alan. Yani şehrin belki de 1/3'lük kısmı askeri alan içinde. Oraya taşmış. Kazı yapılsa şehrin tamamı orada çıkar. Ve şu kısımda şöyle söyleyeyim, Aydın'a tepeden, ovalıktan bakıyor bu üç gözler. Hemen şu sağ tarafında askeriyenin uzandığı yerde bir buranın su ihtiyacını karşılayan bir tabakhane deresi var. Biz Aydınlar oraya tabakhane deresi diyoruz. O tabakhane deresi üst yatağında Aytepe dediğimiz yer var. O kısımlarda bir yerde sanıyorum amfi tiyatro, antik tiyatronun olduğunu ben düşünüyorum. Neden? Çünkü antik tiyatrolar genellikle şehrin böyle manzaraya karşı, bütün antik tiyatrolar manzaraya bakar. Manzaraya karşı ve heybetli yerinde yaparlar. Dere yatakları, uçurum kenarları, tepe kenarları o şekilde yaparlar. Çünkü antik tiyatro yapmak çok zordur. Genellikle tepe sırtları falan eğim lazım ona. Burada da tabakhane deresinin sanıyorum o kısım, o eğim çok müsait. Orada ben antik tiyatronun olduğunu düşünüyorum. Kazılarla mutlaka çıkar ki böyle bir şehir bana sorarsanız aynı Nysa gibi 15.000 kapasitelik bir antik tiyatrosu vardır. Nysa'da da aynı şekilde burada bir dere yatağına kurulu burası. Tepe ama dere yatağını da almış içine. Nysa'da dere yatağına kurulmuş ve dere yatağını yapmış. Dere yatağı sırtına, tam üstüne yapmış antik tiyatroyu. Devamına da hipodromu yapmış. Tam derenin üstüne. Yani. Evet, Tralles zamanla milattan önce 6. 5. 4. yüzyıllarda tabii Roma egemenliğine geçtiği zaman, ardından İsa'nın doğumuyla, tabi burada pek tapınaklar göremiyorum. Vardır mutlaka, kazılarla çıkar tahminim. Burası Bizans dönemi de hizmet veriyor şehir. Daha sonra Selçuklulara geçtiği zaman da Selçuklular da bir dönem kullanıyor. Bazen de antik şehirlerin yıkılması, harap olmasının sebebi de hala üzerinde yaşayan bir kentleşme, halk olduğu için. Nasıl biz yaşadığımız kentlerde evler süresini doldurup doldurduğunda artık yıkılma noktasına geldiğinde yıkıp yenisini yapıyoruz. Ve kentler de öyle. Sadece bu görkemli, arkamda gördüğünüz şekilde büyük anıtlar, devlet anıtları kalıyor. Tralles. Tralles çocukluğumun kenti. Çocukluğumun kenti. Çok anılarım var benim burada. Umutlandırıyor beni. Bir dakika siliyor canım yılların özlemini. Seninle bir dakika umutlandırıyor beni. Bir dakika siliyor canım
yılların özlemi. Hasret tükenmez gibi, kavuşmak bir dakika. Sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika. Hasret tükenmez gibi, kavuşmak bir dakika. Sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika. Seninle buluşmamız bir dakikada geçti. Gözlerim gözlerini canım bir dakikada seçti. Seninle buluşmamız bir dakikada geçti. Gözlerim gözlerini canım bir dakikada seçti. Hasret tükenmez gibi, kavuşmak bir dakika. Sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika. Hasret tükenmez gibi, kavuşmak bir dakika. Sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika. Bayağı bir kazı yapmışlar, açmışlar. Şöyle bakın, zemin, benim olduğum zemin ve devamı açmışlar. Çünkü ben iyi hatırlıyorum, şu tadilat olmuş, restore olmuş. Buraları çok zayıftı. Buraları çok zayıftı, hatta çökme eşiğine gelmişti. Ben öyle hatırlıyorum. Ama güçlendirmişler, korumak için kolonları güçlendirmişler. Fakat zemini de açmışlar bu arada. Derine inmişler ve derinde bu yapının bağlı olduğu birçok altta binalar çıkarılmış. Yani biz liman kenti diyebiliyoruz ama hayır, görkemli bir binanın burası ne diyeyim, giriş noktası mı, kapısı mı, ama altında da sanki hamam tarzı yerler var. Hemen şurada da görüyorsunuz, bunlar su ısıtmaya yarıyor. Şunlar genellikle şu tarz tuğlaları gördüğünüz zaman bilin ki burada, buradan su geçiyor, ısıtma, ya ısıtma ya su ısıtma ya ısınma tarzı. Ve altta bir sürü tünel tarzında yerler var, bu yapının da altında var. Ki buralar kazıldığı zaman eminim daha çok şey çıkacak, çünkü yapıların kemerlerini, üst kısımdaki kemerlerini görüyoruz. Zaten sadece o kemerler vardı, çoğunu kazılarla çıkarmışlar. Her şey seninle güzel, yolda yürümek bile olmayacak, düşlerin peşinde koşmak
bile. Her şey seninle güzel. Bu toprak, bu taş bile. İçimdeki bu korku, gözümdeki yaş bile. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. İçtiğim su değil, aldığım nefes bile. Her şey seninle güzel, bu yağmur. Arkeologlar görüyorsunuz, burayı da işaretlemişler. Kazı yapacakları alanları işaretlemişler. Ben buraya daha önce kazı başladığı zaman, şöyle 1-2 sene geçtiğinde geldim, bu kadar çıkarılmamıştı. Bayağı bir burada binalar çıkarmışlar. Hatta şu yapının üç gözlerinin altında eski resimlerim de var benim. Yani bu kadar değildi. Bu yapıyı bağlayan burada çok büyük bir kompleks varmış. Ben onu söyleyeyim. Biz burayı liman kenti, liman girişi diye biliyorduk. Ama o kadar büyük bir yapı ta uzaktan bile görünmesi için mi yaptılar bilemiyorum. Bu üç kemer... buradaki yapının üzerine inşa etmişler. Görkemli bir şekilde şehrin herhalde görkemini herhalde burada vurgulamışlar. Her şey seninle güzel. Yolda yürümek bile. Olmayacak düşlerin peşinde koşmak bile. Her şey seninle güzel. Bu toprak, bu taş bile. İçimdeki bu korku, gözümdeki yaş bile. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. İçtiğim su değil, aldığım nefes bile. Her şey seninle güzel. Bu yağmur, bu kar bile. Yüzümdeki gözyaşının izleri onlar bile. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana.
Artık antik yerleri geze geze ben de biraz bilgi sahibi olmaya başladım. Şimdi tralles, tabii çocukluğumuz bu arada geçti, hep piknik yapmaya falan gelirdik diyoruz ama şimdi daha bir bilgiç gözüyle baktığımda şu üç gözler dediğimiz yapının devamını teşkil ediyormuş bu yapı. Bunun diğer tarafında da aynı tarzda yapı olduğuna eminim. Şöyle altlara baktığınız zaman merdivenler. Ben daha önce geldiğimde bu merdivenler sadece çıkmıştı. Diğer kısım çıkmamıştı. Evet, bu merdivenlerden yapının üzerine çıkılış ve buraları bayağı bir restore etmişler. Kazdıkça bir şeyler çıkıyor buradan. Koca bir kent çıkıyor. Ama kazıyı devam ettirememişler. Şöyle söyleyeyim. Bu yapının altında bu kadar büyük bir başka yapılar beklemiyordum ben. Şimdi bu üç gözler dediğim yerin arka tarafında evet restore etmişler. Aynen size dediğim gibi yıkılma aşamasına gelmişti. Çünkü o yerle buluştuğu yerler artık aşınmış. Belki de yerliler oradan taşlar, kayalar çaldı gitti. Bir de bilemiyorum. Aşınmış. Arka tarafını restore etmişler. Bu taraf duruyor. Halen duruyor. Ama restore edeceklerdir eminim. Yoksa bu yapı yıkılır. Görkemli yapı. Fakat alt kısmında ben şuraları anlamış değilim. Bu koca koca odalar. Burası kentin girişi miydi, neydi? Eğer girişiyse yani daha ileride de kazılar var. Yani şu alanda da kazılar var ki yapmaya başlamışlar, içeri doğru gidiyorlar. Şimdi ileride de şu zeytinliğin ortalarında uzakta iki yerde daha başlamışlar kazıları. Orada da ben uydudan gördüm. Daha önce de gittim oraya, biliyorum. Şehir devam ediyor. Ama burası, bu yapı neydi? Neydi? Görkemli bir üç gözler ve devamı şu yapı eminim. Çünkü çok birbirine benziyor. Üst kısımlar da öyle. Görüyorsunuz. Üst kısımlar çok birbirine benziyor. Ve altta asıl ana giriş yerleri. Bakın. Şu tüneller. Arkaya açılıyor. Görüyor musunuz? Kazı devam ettiğinde ki bu bölge heyelanlarla herhalde toprağın yani kapattığı bir örtü tabakasını düşünebiliyor musunuz? İnsan boyundan daha fazla. İki insan boyu. Açmışlar ve burada tüneller var. Arka kısmı buraları geçiş kapıları. Ama arabalar buradan geçmez. Arabayla gelenler geçmez. Yani ancak atlarla geçebilirler. İnsanlar geçebilir. Gördüğünüz gibi. Bu yapılar nedir? Sanki giriş gümrük kapısı gibi. Antik bir gümrük kapısı gibi. Bir tünel de burada var. Bir tünel de burada var. Şurada var. Görüyorsunuz. Bir tünel de oradan geçiyor. Evet, bir kapı da burası. Ama daha henüz orayı restore etmemişler. Ve şu ayaklar. Görüyorsunuz. Ön kısmı, yani arka kısmı restore etmişler. Bu kısım henüz edilmemiş. Restore edilmeyi bekliyor. Arka kısım da öyleydi. Görüyorsunuz restore edilen kısım ne kadar incelmiş. Yapı yıkılma eşiğine gelmişti. Tabii şunu söyleyeyim. Tabii ben Tralles'i okuduğum zaman da cimnazyum, atletizm kenti olarak da duydum. Hemen girişte hamam cimnazyum diyor. Agorası solda. Hamam cimnazyum, hamam havuzları falan var, yıkanma yerleri. Burası sanıyorum herhalde büyük bir ihtimal cimnazyum olabilir. Ben böyle büyük cimnazyum görmedim ama yapı onu andırıyor. Hamamlar falan, yani ısıtma, su ısıtma noktaları ve girişler. Ki Tralles'in bir atletizm kenti olduğunu ben duymuştum daha önce. Atletizmle ilgilenen bir kent ki hipodromunu arıyorum mesela. Eğer atletizm kentiyse hipodrom olması lazım. Vardır mutlaka. Vardır ama dediğim gibi kentin üçte ikisi askeriyenin içinde.
kazılarla ortaya çıkar. Amfiteyatrosu da vardır, o dahi yok şu anda. Ben buranın, bu yapının biraz da kent giriş kapısına benzetemedim burayı. Onu söyleyeyim. Kent giriş kapısına benzetemedim. Yani böyle bir giriş kapısı olmaz. Devasa ölçüde, ki üstten ben girildiğini düşünmüyorum. Alttan giriş noktaları var. Altta dükkan tarzı odacıklar var. Büyük büyük, koca koca. Kocaman. Hatta baca sistemi de var burada. Tünellerle bağlamışlar. Yani tam 3 adet şu tarzda giriş kapısı var. Buradan girip çıkıyorlar ki kente giriş kapısı da ben tahmin etmiyorum. Giriş kapıları büyük olur. At arabaların girebileceği tarz olur. Burası yani bana sorarsanız bir büyük bir devasa bir cimnazyum binası gibi geldi bana. Geliyorlar işte, bana geliyor hep. Her şey seninle güzel, yolda yürümek bile olmayacak, düşlerin peşinde koşmak bile. Her şey seninle güzel, bu toprak, bu taş bile, içimdeki bu korku, gözümdeki yaş bile. Yalnız içtiğim su değil, aldığım nefes bile. Her şey seninle güzel, bu yağmur, bu kar bile. Yüzümdeki gözyaşının izleri, onlar bile. Ses bile, yalnız içtiğim su değil, aldığım nefes bile. Her şey seninle güzel, bu yağmur, bu kar bile. Yüzümdeki gözyaşının izleri, onlar bile. Aşkın bir alevmiş yar yar, bir
ateş parçası. Bilmeden gönlümü ateşe verdim. Bilmeden gönlümü ateşe verdim. Evet, ilerideki kazı alanı dediğim bölgeye de geldik. Yani burası sonradan yerleşim oldu ihtimali desem de yer yer gördüğüm sütunlar ve işlenmiş taşların burada kullanılmasından biraz da restorasyon da yapılmış tabii. Kazı yapılarak çıkarılan alanlar. Ve duvar. İleride görüyorsunuz. Duvar sıvaları hala duruyor. Roma tarzı bir sıva o. İleride de at görüyorsunuz. Sanki bir yılkı atı. Ve kazı devam ettikçe bir şeyler çıkmış. Yani bu yerin altı koca bir kent. Ve Aydın şehrine de yukarıdan bakıyorsunuz. Aydın'ı sanki kucaklar gibi yukarıdan bakan bir üç gözler dediğimiz bu kemer, tralles ve kazı alanında ortaya çıkan şehir. İleride, az ileride bir tane daha var. Şu at ve ineklerin olduğu yerde bir kazı alanı daha var. Yani oraya kadar gidiyor şehir. Daha dağ tepelerine de gidiyor. Askeriyenin içinde de var. Çok büyük bir kent. Yani öyle ufak tefek küçük bir kent değil burası. Aydın kentleri gerçekten küçük. Aydın'ın kentleri gerçekten büyük. Aydın bölgesinin antik kentleri bir millete gittiğinde gezmeyi bitiremiyorsunuz. Priyen. Yani bir gününüzü alması lazım. Priyen, Magnezya. Magnezya'da da çok büyük şimdi kazılar başladı ve kent ortaya çıkarılıyor. Nisa. Nisa da çok büyük. Aynı burası gibi zeytinlik içinde. Zeytinlik içinde sanki kent bitti diyorsunuz. Yürüdükçe başka kazı alanları çıkıyor Nisa'da. Yani tralesi de başlamışlar ama maalesef kazıları devam ettiremiyorlar. Çok büyük bir ödenek sorunları var burada. Kazı başkanı müzenin müdürü şu anda burada. Kazı başkanı tayin etmeye çalışıyorlar. Tralles büyüklüğü şöyle söyleyeyim, burası zaman zaman Karya kenti geçiyor, zaman zaman da Lidya kenti geçiyor. Ama daha çok Karya özelliklerini taşıyor. Ama Karya, şöyle söyleyeyim, tarih olarak Karya fakat yapı olarak Lidya. Aydın'da tam 3 antik ülke şehirleri var. İonya, Lidya ve Karya. Bu 3 antik ülkeler tabii birleşimi bayağı güçlü bir tarih coğrafyasını burada barındırıyor. Kentleri de çok büyük. Yani ben Tralles'in bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Bu kadar bir alan da az ileride var. Şöyle. İleride daha var. Dağ sırtlarında da size göstermeye çalışacağım. Orada bir arsenal var. Arsenal ismini ilk defa ben Tralles'te duyuyorum. Diğer antik şehirlerde duymadım. Arsenal daha çok olimpik cimnazyum tarzı yerlerde duyulur. Ve tünel var orada. Çok derin tüneller. Ta Nisa'dan çıktığı söylenilen. Dediğim gibi burası bir cimnazyum kenti geçiyor. Yani biraz araştırdığımda ama tam emin değilim. Görüyorsunuz sarnıçlar var. Su sarnıçları yer yer. Çok büyük bir kentmiş. Yani bu kazı alanı burası çıkarıldığında ama daha çok işi var buranın. Düşünsenize zeytinlikler, etraf zeytinlik, Nusa da öyle. Hep zeytinlik. Halk tabii nasıl bir tarihi hazinenin üzerinde olduğunu bilmeden buraları müstakil tabii şahıs arazileriymiş ama devlet herhalde burayı imarlaştırmış, almış burayı. İskan etmiş, nasıl söyleyeyim. Yani tarihi eser kazı çalışmasından dolayı herhalde almış. Ama zeytinlikler duruyor hala.
zeytinler duruyor. Tabi bir diğer konuda şu önemli söylemeliyim. Özellikle tarihi eser kaçakçıları, define avcıları en çok Aydın'ı deşmişler. Aydın onlar için bulunmaz Sint kumaşı. Ben iyi bilirim. Yani Aydın'da gençken, çocukken böyle köylerde, okullarda böyle birileri hep yok define haritaları, defineler, define arıyoruz, buluyoruz. Hep söyleniyordu. İnanmıyordum ama vardı. Nitekim çok fazla define avcıları ki ben burada Alinda'ya gittiğimde, Alabanda'ya gittiğimde, Nusa'ya gittiğimde hep böyle Kültür Bakanlığı bağlı bekçilerin hemen kim ne amaçla geldi, niye geldi, artık köylülere bile bilinçlendirmişler. Geleni sorguluyorlar, bakıyorlar. Hatta anlamışlar insanın gelişinden define avcısı olduğunu anlamışlar. Bana diyorlar, define avcıları sizin gibi gelip direkt böyle tarihi eserleri, antik tiyatrolar falan direkt buralara bakmaz diyor. Şehrin dışındaki alanlardan başlarlar diyor. Şaşırdım. Burası da bir Lidya kenti olarak biliyorsunuz. Lidya, İonya'da genelde içinde olur. Şehrin girişinde olur nekropol. Ama Lidya ülkesinde şehir dışında olur. Buradan Aydın'a bakan araziye de mesela arkamda görüyorsunuz üç gözler tralles ama ovalık kısmında da nekropol var. Tabi nekropoller de define avcılar için bulunmaz Hint kumaşı. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş. Bin defa ölüp de hiç ölmemekmiş. Bin defa ölüp de ölememekmiş. Şarabı zehirmiş, İçtikçe öldüm. Yolu hep uçurum, düştükçe öldüm. Aşkın bir alevmiş yar yar, bir ateş parçası. Ateşe gönlümü yaktıkça öldüm. Ateşe gönlümü yaktıkça öldüm. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş. Bin defa ölüp de hiç ölmemekmiş. Bin defa ölüp de görüyor musunuz? Askeriyenin içinde bile sütunlar var. Sütunları hep dikmişler. Kentin 3'te 2'si askeriyenin içinde. Ölüp
Evet, ilk girişte size gösterdiğim tabii cimnazyum ve hamam olarak yönlendirme vardı. İlk aklıma gelen havuzdu. Yer altından çıkartılmış, kazılarak çıkartılmış. Fakat şöyle bir arka kısmına geldiğim zaman bu yapı, şöyle söyleyeyim, okuduğumda imparatorluk salonu olarak geçiyormuş bu yapı. İmparatorluk salonu. Size gösterdiğim önceki yapı imparatorluk salonu olarak geçiyormuş. Bayağı da derinde. Yani biz bu üç gözler dediğimiz kısım kentin girişi kemer kapı gibi algılıyorduk ama meğerse süs galiba tepede. Aslında kent onun altındaymış. Yani üç gözlerin dibindeki yapılara baktığımızda kazdıkça şeyler çıkmış ve burada da hala da derinliği koruyor. Yani havuz falan değil, burası İmparatorluk salonu olarak bayağı toprak bayağı bir örtmüş. Yani heyelanlar mı diyeyim bilmiyorum. Fakat Aydın bir deprem bölgesidir. Şu anda da bulunduğum nokta bu tralles. Tralles bulunduğum nokta tam fay hattı üzeri. Tam fay hattı. Fay hattı buradan geçiyor. Aydın ve Denizli antik şehirleri tarihte hep depremlerle yıkılmış. Hatta depremle yıkıldıktan sonra birkaç kez kurulmuşlar. Mesela Hierapolis, Laodikya, Efes de öyle. Depremle bir kere yıkılmış, daha sonra küçük Efes olarak kurulmuşlar. Tabii Tralles'in, bir milletin, bir Nysa'nın, Magnezya'nın yıkılmaması işten değil. Ki Priyen'de Menderes'in getirdiği alüvyonlarla kapanmış, ikinci bir Priyen kurmuşlar dağ sırtlarında. Yani şehirler yok oldukça halk ısrarla kent kurmuş. En sonunda bakmışlar depremler çok fazla olmuyor. Artık terk etmişler. Örneğin Laodikya, Hierapolis gibi kentleri terk etmişler. Efes de öyle. Şehirleri başka sırtlara kurmuşlar. Başka yerlere kurmuşlar yeni şehirleri. Şu an günümüzde de yaşadığımız bir Kahramanmaraş, Hatay, 11 ili kapsayan tarihi, 100 yılın tarihi bir deprem var. Tam 100 yılın faciası bir deprem var. Ve şu anda da kentler yerle bir oldu. Yıkıldı. Devlet de artık baktı olmuyor. Ovalığa yayılan kentleri depremle tuzla buz oldu. Dağ sırtlarına yeni şehirler kurmaya çalışıyorlar. Aynı şeyi bugün de yaşıyoruz. Aydın da şu anda ovalığa doğru gidiyor. Fay hattı burası. Tam buradan geçiyor. Bu üç gözler dediğimiz tralles tam buradan geçiyor. Allah korusun. Aydın'da Allah korusun. Aşkın şarabından bilmeden içtim. Sevda yolundan bilmeden geçtim. Aşkın bir alevmiş yar yar, ateş parçası. Bilmeden gönlümü ateşe verdim. Bilmeden gönlümü ateşe verdim. Bir sevmek bin defa, ölmek demek. Aşkın şarabından bilmeden içtim. Sevda yolundan bilmeden geçtim.
aşkın bir aleymiş yar yar, bir ateş parçası. Bilmeden gönlümü ateşe verdim, bilmeden gönlümü ateşe verdim. Bir sevmek bin defa, ölmek demekmiş. Bir sevmek bin defa, ölmek demekmiş. Bin defa ölse hiç ölmemekmiş. Ölememekmiş. Gördüğüm en düzgün tuvaletler. Latrina diyorlar buna. Antik çağda latrina. Umumi tuvaletin adı latrinaymış. Ve gezdiğim antik şehirler içerisinde gördüğüm en düzgün tuvalet. Efes'in içinden büyük burası. Onu söyleyeyim. Çok büyük. Ortada havuz ve demin kanalizasyon alanları. Kanalizasyonun çıkıntısı da gördüm. Öbür taraftan, diğer taraftan boşalıyor ve karşıda bir havuz var. Şu anda
Agora alanındayız. Tabii mermerlerin zeminin duruşundan belli ve sütunlar. Agora olduğu buradan belli. Hemen şu girişte merdivenlerden inliyor. Kenarda sanıyorum ya dükkan ya çok eve benzemiyor. Onu söyleyeyim, evler böyle olmaz. Dükkan tarzı yerler. Arkada hamam, jimnazyum, umumi tuvalet hemen şu tarafta. İmparatorluk binası öbür tarafta. Agoralar geniş olur, arkaya doğru gidiyor ama kazı çalışmaları yapan ekibin yeri var. Şehir tabii arkaya doğru gidiyor, dağlara doğru gidiyor. Dağlarda arsenal var, oraya da gideceğiz. Dağlarda mezarlar falan var, tabii artık oraya gidemeyeceğim, kusura bakmayın. Ama şehrin kazılarla ortaya çıkarılmış durumu bu. Bu sütunlar görüyorsunuz, her biri ortadan kırılmış, yapıştırılmış vaziyette. Sadece şu tek sütun. Bunlar toprağın altına gömülüydü ve zemini de restore edilmiş yeni mermerlerle. Toprağın altına çıkarılan sütunların üzerine diğer parçalar bulunmuş, eklenmiş ve sütun başlıkları dahi konmuş. Gayet de güzel çalışmış. Zaman geçer, bir şeyler değişir ama aynı kalır ismin, aynı atar kalbin. Orada bir yer var, mutluyuz bir sen bir ben. Orada bir aşk var, sonsuza eskiden. Orada bir yer var, mutluyuz bir sen bir ben. Orada bir aşk var, önceydi her şeyden. Hayaller değişir ama aynı kalır sesin. Evet, röportajlardan biri. 3 tane burada bir üniversite öğrencisi genç yakaladım. İzmir'den. Merhabalar. Merhaba. Evet, nereden geldiniz? Ne arıyorsunuz burada? Anlatın bakalım. Biz İzmir'den geldik bugün teknik gezi kapsamında. İzmir'den gelip İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 3. sınıf şehir bölge planlama öğrencileriyiz. Bugün Efeler'de, kent Efeler merkezinde planlama için yaptığımız teknik gezide eksik kalan birkaç yer vardı geçen seneden. Onları tamamlamak için gelmiştik ve Tralis'i görmemiştik daha önce. Buraları çok merak ediyorduk açıkçası ve böyle bir şey bizi gerçekten çok şaşırttı. Hiç beklemiyorduk ve şehri de kuş bakışı görmek istemiştik. Oldukça da yüksek bir mevkide. Tam yerine geldiniz, tam yerine hayat geldik. Üzerindesiniz ve tünelleri duydunuz. Evet, tünelleri duyduk. Onu da çok merak ettik. Hani burada belki bir ulaşabileceğimiz birisi vardır. Bir tecrübeli birisine rastlarız dedik ve şansımız yaver gitti neyse ki. Tüneller konusunda sizden çok iyi bilgiler aldık. Şehrin altından geçen tüneller, başka antik kentlerle olan bağlantılar üzerine. Çok teşekkür ederiz açıkçası yani. Bugün bizim şanslı bir günümüz. Evet, yani yaptığımız planlarda çalıştığımız şehrin tarihini bilmek, çalışmaların ilerisini gösteriyor bize aslında. Aynı yani şeyi ben söylüyorum, evet. Yani tarihi bilmeden bir plan yapabilmek mümkün değil. Bravo. Kesinlikle. Bravo. O yüzden bu bilgiler bizim için çok değerli oldu. Çok teşekkür ederiz size. Aynı şeyi de ben söylüyorum videolarımda. Tarihi bilelim ki neye sahip olduğumuzu bilelim, evet. Geleceğe görelim. Evet, aynen öyle. Yani. Tarihi bilmenin yanında onu korumaya da ayrı bir özen göstermemiz gerekiyor. Bir anlama yaparken buraların imara açılmaması, buraları korumak bizim elimizde. Buraların daha ileri nesillere kalabilmesi için ona göre planlamalar yapacağız inşallah. İnşallah. Biz sizlere güveniyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Zaman geçer, bir şeyler değişir ama aynı kalır ismin, aynı atar kalbin. Orada bir yer var, mutluyuz bir sen bir ben. Orada bir aşk var, sonsuza eskiden. Orada bir yer var, mutluyuz bir sen bir ben. Orada bir aşk var, önceydi her şeyden. Tralles'ten çıktık.
şöyle Aydın Ovası'ndan aradan gelen bir yol, başka bir yol buraya giriyor. Aşağıda gördüğünüz gibi tam şu kısımda bir kapı amaçlı yapılmış bir duvar ve ileride de arkamda arsenal. Arsenal nedir? Ben gezdiğim antik şehirlerde arsenal diye bir şey görmedim. Ama Tralles'in size cimnazyum kenti olduğunu söylemiştim. Bir cimnazyum kenti. Cimnazyum ne demek? Cimnazyumla hamamlar beraberdir. Cimnazyum geçmiş antik çağlarda köyün gençleri, şehrin gençleri devamlı formunu koruması için eğitim, savaş eğitimlerinin yapıldığı yer. Şimdiki askeriye diyelim. Cimnazyum. Yani bizim bildiğimiz fitness center falan değil yani. Gidip formunuzu korumak, kiloyu korumak değil. Çünkü şehrin orduları, şehirdeki asker, şehrin askerleri şehirde yaşayan gençlerdir. Yaşayan erkeklerdir. Onlar da savaş eğitimlerini almak zorundalardır. Cimnasyum daha çok bu amaçla kullanılır. Form doğmaları, atletik olmaları, kılıç ve kalkan öğrenmeleri, ok atış öğrenmeleri. Ama cimnazyum kenti dediğimiz Tralles'te bir ordu kenti. Bu bölgedeki İonya, Karya, Lidya, Roma, Bizans şehirler içinde en güçlü orduya sahip kent idi. Ve benim tahminim arsenal, bu derin tünellerin olduğu yapı, buradan girildiği zaman nereye gittiği bilinmiyormuş. Denemişler birkaç defa. Hatta Aydın'da biri çırılçıplak geziyormuş. Yıllar önce girmiş bu tünellerden, kaybolmuş. Saç sakal birbirine karışmış. Yıllar sonra böyle çıplak delirmiş vaziyette Aydın sokaklarında bulunmuş. Rivayete göre bu tüneller Nisa'dan, ta Nisa'ya kadar uzandığı bilinir. Sanıyorum savaş zamanlarında kolay kaçabilmek, kentleri birbirine bağlayan, hemen kimin ihtiyacı varsa yardım amaçlı ordu gönderen, çabuk manevra kabiliyetini artıran tünellerle kaçış ve korunma ve saldırı taktik amaçlı yapıldığını düşünüyorum ben. Ve en sevdiklerim orada bir yer var, mutluyuz bir sen bir ben, orada bir aşk var.
Evet, karşımda büyük Aydın Ovası bütün görkemliğiyle. Hemen sol tarafta Tralles antik kenti görüyorsunuz. Gelirken Arsenal'i gördük. Burada da bu tepede de başka antik kalıntılar var. Kazı yapmışlar ama yapmaya başlamışlar fakat yarım yamalak. Ne buldukları belli değil. Kalmış fakat ödenek bulmakta zorluk yaşıyorlar belli. Çok büyük bir kentmiş. Tralles bir metropol. Bunu görüyoruz. Şu anda bulunduğum tepe ile Tralles arasında 3 kilometre var. Ve burada da kalıntılar var. Görüyorsunuz. Doğa, yürüyüş, spor. İnanın çok güzel bir duygu. Çok. Ve karşımdaki manzaraya bakın. Kırmızı, kıpkırmızı bir tepe. Dağ. Burası ilginç. Bu nasıl bir yapıysa etrafı su kemeri mi, su kanalı mı, yani duvarların arasından geçiyor belli. Bakın görüyorsunuz. Su mu yoksa nedir ben anlayamadım ama kocaman büyük bir yapı varmış burada. Çöpler de var gördüğünüz gibi. Evet, o su kanalının geçtiği yer görüyorsunuz yıkılmış. Yıkılmış. Büyük bir yanak buradan. Burası büyük bir ihtimal su. Su kemeri gibi bir şey yapmışlar buraya. Restore de olabilir. Görüyorsunuz devamı. Devamı. İlginç. Google'dan amfiteyatroyu aradım bulamadım. Ama bu bölgelerde burada bir yerde Roma mezarı var. Ya bu gezdiğimiz kalıntı burası. Ama bu kadar da büyük mezar, nekropol Aydın'da, şehir merkezinde biliyorum. Hala bakın, buralarda da şey var, kalıntılar, tarihi kalıntılar. Görüyor musunuz? Tralles'ten 4 kilometre uzaktayız. Yol kenarında hala tarihi kalıntılar var. Tarihi bir duvar. Sanıyorum bir kemerdi burası. Burası bir kemerdi. Tarihi araştırmamız lazım çünkü günümüzde neye sahip olduğumuzun farkına varmak için. Önceki videolarımda da söylediğim gibi turizm güneş, deniz, kum değildir. O kadar güzel zenginliğe sahibiz ki dünyanın en çok antik şehrinin olduğu ve en çok medeniyetlerin yaşadığı yer Anadolu ülkemiz. Bunu kullanmamız lazım. Doğamızla, çiçeklerimizle beraber bunu kullanmamız lazım. Denizimiz var, çok güzel doğalarımız var, her şeyimiz var. Allah her şeyi vermiş bize.
ve hiç bilinmeyen bir kent, Tralles. Benim şehrimde. Ben turizmciyim, kimse bilmiyor. Yeni kazı çalışmaları yapıldı ve kentin büyüklüğü ortaya çıktı. Ben Efes'i anlatırken Meryem Ana Kilisesi'ni, Yedi Uyuyanları ve Saint John Havari'nin kilisesini artı Lucas'ın mezarını, bunları anlatırken hep söylediğim bir şey vardı orada. Türk tarihi belli Türk devletleri tarihe önem vermiş, korumaya çalışmışız ama bazen de tabii yaşayış, savaşlar, yıkımlar, depremler yok olup gidiyoruz. Her şeyin bir sonu var. Roma, Moğollar, Persler, bunlar bitti. Tarihteki Türk devletleri, Osmanlı, Selçuklu, Büyük Hun İmparatorluğu, Hazar Hun, Avrupa Hun, birçok medeniyet yaşadık. Ama biz Türkler Şaman dininden geldik. Türk devletlerimizden biri sadece Hazar Hun İmparatorluğu Museviliği yaşadı. Ondan sonra da Müslüman olduk. Ama hiçbir zaman Hristiyan olmadık. Biz dinlere saygı duyuyoruz. Hristiyanlık, Musevilik, her kim neye tapıyorsa, inanıyorsa. Dinin amacı, İslam dininin amacı gönülleri fethetmek. Evet, İslam dininin amacı gönülleri fethetmek. Fakat bizim şu anda dinimizin son versiyon olduğu, kitabımızın Kur'an olduğu, hüküm sahibi kitap Kur'an olduğunda belgelemenin tek yolu da antik şehirler, tarih, tarih bilgimiz, doğa. Ve araştırmamız. Bu güzel doğamızı, antik şehirlerimizi, tarihimizi araştırdığımız zaman Hristiyanlığın da ne olduğunu öğreniriz. İnciller ne zaman, nerede değiştirilmiş? Örneğin İznik'te değiştirilmiş. İznik konsül olmuş tarihte, meşhur. Ardından Yuhanna Efes'te Yuhanna İncil'ini yazmış. Meryem Ana buraya gelmiş. Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğini Hristiyan alemi söyler. Hayır, bizim kitabımız der ki Allah'ın bir peygamberiydi. Allah göğe aldı Hazreti İsa'yı. Onun yerini gammazlayan Yahuda'yı soktu ve Yahuda çarmıha gerildi ve kıyamete doğru Mehdi ile beraber Hazreti İsa tekrar geri dönecek ve İslamiyet için çalışacaklar. Hazreti İsa geri döndüğünde Şam'daki beyaz minareye direkt Kudüs'e geliyor. Kudüs'te Mehdi namaz kıldırmaya oturduğu zaman cemaat arkasında herkes anlıyor Hazreti İsa'nın geldiğini. Cemaat yarılıyor ve Mehdi diyor ki buyurun namazı siz kıldın, Allah'ın Resulü sizsiniz diyor. İsa da diyor ki ben buraya peygamber olarak gelmedim, sizin ümmetinizden geldim diyor ve Mekke'nin arkasında namaz kılıyor. Ama gel de bunu anlat, Hristiyanlar kabul etmez. Yahudilerin Musa ile de ilgili kitapta bizim Kur'an'da yazan çok şey var. Anlattığımız zaman da tepkiler gösteriyorlar. İşte tepki göstermek değil, bizim Kur'an'da neden bunlar yazıyor? Hristiyanlıktan tarihte Müslümanlığa bazı kavimler nasıl hızlı bir şekilde geçti? Bilinmeyen şeyleri Hristiyanlıkta biz Müslümanlar Kur'an'dan öğrendiğimizde, bunu konuştuğumuzda Hristiyanlar şaşırıyordu. Yahudiler de şaşırıyordu. Onların papazları, din alim adamları da biliyor neyin ne olduğunu. Ama kabullenmek zor. Neden? Büyük bir kitle yönetiyorsunuz. Savaşlar, her şey bunun üzerine bağlı ve artık dini de bir para kazanma amacıyla kullanıyorsunuz. Son sözüm bugün Tralles'tendi. Güzel yüzün yanakların ıslanır. Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce yüzün keder yüreğime yaslanır. Sen ağlama, bir damla gözyaşın yeter.
sen üzülme gülüm. Gece gökyüzünden bir damla yaş düşünce bahar gelir, tüm çiçekler ıslanır. Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce hüzün keder yüreğime yaslanır. Sen ağlama bir damla gözyaşımla.